Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Windows 10 veya Windows 11 yüklü bilgisayarımıza nasıl Google Play Store'u indireceğimizi anlatacağım. Yapacağımız işlem sonucunda bilgisayarınızdan tıpkı telefonunuzdan işlem yapar gibi oyunları oynayabilir, uygulamaları kullanabilirsiniz. Hazırsanız Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızdan nasıl Play Store'u kuracağınızı anlatalım. Öncelikle Play Store gibi Android kaynaklı bir uygulamayı bilgisayarınızda çalıştırmak için emülatöre ihtiyacınız var. Günümüzde birçok kişi farklı nedenlerden dolayı bilgisayarlarında Android emülatör kullanıyor. Bazı kullanıcılar geliştirdikleri Android uygulamaları test etmek için emülatör kullanırken bazıları ise Android telefonlardan oynadıkları oyunları bilgisayar ortamında oynamak için emülatör kullanıyor. Piyasadaki en iyi Android emülatörleri hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakıyorum. Dilediğiniz bir tanesini bilgisayarınıza kurup çalıştırabilirsiniz. Benim size tavsiye ettiğim ise BlueStack olacak arkadaşlar. Bunun için herhangi bir tarayıcı açıyoruz ve Google arama kısmına BlueStack şeklinde yazıp aratıyoruz. Karşımıza çıkan BlueStack.com resmi sitesine gidiyoruz. Açılan sayfa şu anda en son sürüm olan BlueStack 10'u tıklayarak bilgisayarımıza yükleme aracını indiriyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra indirdiğimiz bu uygulamayı isterseniz buradan çalıştırabilir veya farklı bir şekilde bilgisayarım indirenler klasörüne giderek çift tıklayıp çalıştırabilirsiniz. Uygulamayı çalıştırdıktan sonra şimdi kur diyerek kurulumu başlatıyoruz. Kurulumun tamamlanması bilgisayarınızın performansına ve internet hızına göre 5-10 dakika sürebileceğini unutmayalım. Kurulum bittikten sonra masa üstünde BlueStack kısa yolu ve penceresi gelecektir. Bu pencerede Google Play Store uygulamasını tıklayıp Google Play'i açın diyoruz. Karşımıza gelen ekrandaki Hyper-V açılamıyor uyarısı bulunan bir pencere gelebilir. Burada izin vermek için yeniden başlat diyoruz. Bilgisayarımız yeniden açıldıktan sonra BlueStack uygulamasını çalıştırıp gelen pencerede Google Play Store uygulamasını tıklayıp Google Play'i açın diyoruz. Ardından Gmail hesabımızla giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra uygulamalar, oyunlar, kitaplar sekmesinden dilediğiniz uygulamayı yükleyip çalıştırabilirsiniz. Ayrıca sağ taraftaki panelden tam ekrana geçme, ses ayarı, fare imlecini sabitleme, oyun kontrolleri, makro yöneticisi, senkronizasyon işlemleri, trim memory, APK yükleme, ekran görüntüsü alma ve ekran döndürme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca ayarlar kısmından dilediğiniz bir çözünürlüğe bu emülatörü ayarlayabilirsiniz. Oyun uygulama yükleme işlemleri ise telefondaki ile aynı, dilediğiniz oyunu yükleyip kaliteli bir ekranda oynayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.